Herkese merhabalar. Bu videoda Afyon Çimento şirketinin incelemesini yapacağım. Öncelikle bilançolarını gözden geçireceğiz. Daha sonra grafiğine bakıp fiyat hareketleri neler yapabilir? Bununla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz hafta içi her gün iki şirketin incelemesini yapıp sizlerle paylaşıyorum. Bu şirketleri sizlerden gelen talepler doğrultusunda belirliyorum. O yüzden bundan sonraki videolarda hangi şirketlerin incelenmesini istiyorsanız lütfen videonun yorumlar kısmına yazınız. Benim bu şirkette hiçbir pozisyonum yok. Ben pozisyon taşıdığım şirketleri ve varlıkları katıl abonelerine özel portföy yönetiyorum bölümünde açıklıyorum. Daha fazla istifade etmek isteyenler oraya katılabilirler. Şirket 2024 yılı ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Türk lirası bazında enflasyon muhasebesi uygulanmış bilançolara baktığımızda satışların bir önceki yılın aynı dönemine göre düştüğünü görüyoruz. Fakat bir önceki çeyreğe göre arttığını görüyoruz. Bir önceki yılla kıyaslarsak olumsuz bir görüntü. Fakat sonuçta satışlar belli bir hacimde devam ediyor diyebiliriz. Faaliyet karı tarafında hemen hemen geçen yılla aynı oranda bir faaliyet karı elde edilmiş ve çeyreklik olarak bir önceki çeyrekle kıyasladığımızda da daha iyi bir çeyrek yaşadığını görüyoruz. Pozitif bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Net kar tarafında da benzer bir görüntü var. Geçen yılın aynı dönemiyle hemen hemen aynı şekilde ve bir önceki çeyreğe göre de daha iyi bir artış var. Güzel bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Fiili dolaşım oranı %48,57 düzeyinde. Ben halka açıklık oranı 15 ile 40 arasındaki şirketlerin güvenli bölgede olduğunu düşünüyorum. Bu şirketin halka açıklık oranı biraz yüksek olsa bile çok da rahatsız edici boyutta değil. Çarpanlarına baktığım zaman ideal çarpanlarla işlem gören bir şirket olduğunu düşünüyorum. Yani piyasa hak ettiği değeri sanki bu şirketin tam olarak veriyor görüntüsünde bence. Çok büyük bir ucuzlukta, çok büyük bir pahalılıkta görmüyorum fiyatında şu anda. Şirket bilgilerine baktığımızda Çimsa Çimento sermayedeki payı %51, oy hakkı oranı %51, halka açık kısmında bulunduğu diğer dediğimiz alan sermayedeki payı %49, oy hakkı oranı %49, eşit ve adil bir ortaklık yapısına sahip, herhangi bir sorun görmedim. Sermaye artırımları ve temettüler kısmına baktığımızda şirket son dönemde, son 3 yılda düzenli olarak temettü ödüyor. Fakat ondan önce 2011 yılına kadar temettü ödememiş. Son dönemde temettü ödeme alışkanlığı olan bir şirket. Temettü verimi de çok kötü değil. Temettü yatırımcılarının ilgisini çekebilecek bir şirket diyebiliriz. Sermaye artırımları tarafında şirket en son 2020 yılında sermaye artırımı yapmış. Son dönemde çok büyük bir enflasyon yaşadığımız için bu şirkette bir sermaye artırımı ihtiyacı oluşabilir. Fon pozisyonlarına bir bakalım. Son dağılım raporuna göre 8 tane fon bu şirkette yatırımcı pozisyonda. Daha önceki dağılım raporunda 9 tane fon bu şirkette yatırımcı pozisyondaymış. Yani bir tane fon tamamen çıkmış diyebiliriz. Lot değişimi bazında ise pozitif bir görüntü var. Yani toplamda 8 fon olmasına rağmen daha fazla lot almış bu yatırım fonları diyebiliriz. Sonuçta şu an itibariyle 8 tane yatırım fonu bu şirkette yatırımcı pozisyonda. Bu şirketi incelemişler ve portföylerine eklemeye uygun görmüşler. Pozitif bir durum diyebiliriz. Karlılık oranlarına bakalım. Şirketin brüt kar marjı %29,27 düzeyinde. Bir önceki yıl aynı dönem %28,31 düzeyindeymiş. Çok küçük de olsa bir artış var. Gayet güzel diyebiliriz. Faaliyet karı marjı %37,33. Bir önceki yıl aynı dönem %33,25'miş. Faaliyet karı marjındaki artış da gayet güzel, pozitif diyebiliriz. Öz kaynak karlılığı şirketin %42,66 olarak gerçekleşmiş. Şöyle bir de diğer kalemler kısmından faaliyet karı yıllıklandırılmış olarak baktığımızda sanki artık belli bir stabiliteye erişmiş gibi görünüyor. En tepeyi görmüş ve aşağıda da belli bir stabiliteye erişmiş görüntüsü var. Net borç tarafında şirket nette pozitif bir şirket, gayet güzel bir görüntü. Özellikle finansman maliyetinin yüksek olduğu bu ortamda nette pozitif olması gayet güzel diyebiliriz. Net faaliyet karı tarafında da aynı şekilde bir görüntü var. Bir platoya gelmiş ve şu anda da stabilite sağlanmış gibi görünüyor. Net kar yıllıklandırılmış olarak yine stabil bir seyir izliyor. Satışlar yıllıklandırılmış olarak düşüyor görüntüsünde. Bu negatif bir durum tabii ki, satışların düşüyor olması. Yıllıklandırılmış serbest nakit akışı tarafında da pozitif olsa bile son dönemde bir aşağıya doğru eğim başlamış görünüyor. Yani tabloda çok olumsuz bir durum yok diyebilirim. İyi gelen tablolardan bir tanesiydi. Fakat fiyatta çok büyük bir ucuzluk görmüyorum. Evet, fiyatta çok büyük bir ucuzluk görmediğim için, hani fiyatın adil değerlerde olduğunu düşündüğüm için aslında bu bölgelerinde
kar realizasyonu için uygun bir değer olduğunu düşünüyorum. Çünkü şirket yükselişini yapmış, düzeltmesini yapmış, sonra bir yükseliş daha, bir düzeltme daha, bir yükseliş daha. Artık buralardan tekrar bir aşağıya doğru hareket gelebilir. Piyasanın özellikle olumsuz olduğu bir havada ben bu fiyatların gayet güzel bir noktada olduğunu düşünüyorum. Kar realizasyonu için uygun bir seviye olduğunu düşünüyorum. 16.43 seviyesine kadar da gidebilir tabii ki. Bir kademe kar realizasyonu da oradan denenebilir. Fakat şu anda ben bu fiyatın kar realizasyonu için gayet uygun olduğunu düşünüyorum. Aşağıya gelir ise 12.56 seviyesi tekrar güzel bir alım fırsatı olacaktır. 12.56 bölgesinden almak üzere ben bu bölgelerden satmayı tercih ederdim bu aşamada diye düşünüyorum. Türk lirası bazlı grafiğe baktığım zaman. Dolar bazlı grafiğe bakalım bir de. Evet, dolar bazlı grafikte de bir bant hareketi yapıyor. Gördüğünüz gibi sürekli olarak hemen hemen aynı bantta hareket ediyor ve bandın üst sınırına da çok yakın bir şekilde şu anda hareket ettiğini görüyoruz. Tabii ki bu bandı kırarsa yukarıya doğru 0.65 dolara kadar bir yükseliş ihtimali de var. Şu anda bandın üst tarafında, üste çok yakın. Dolayısıyla kar realizasyonu için uygun seviyeler olduğunu düşünebiliriz. Tabii ki bant yukarıya kırılırsa o zaman yukarı harekete katılmak için tekrar almak da gerekebilir. Yani o bandın üst seviyesini 0.47 dolar seviyesi diyebiliriz. 0.47 doların üstünde günlük kapanış geldiği zaman tekrar alım yapılıp 0.65 dolar hedefi beklenebilir. Fakat şu anda ben bu bandın üst noktasına, üst bandına yakın bir yerde olduğu için dolar bazlı grafikte de aslında kar realizasyonuna uygun bir seviyede olduğumuzu düşünüyorum. Aşağıda tekrar gelir ise 0.36 dolar seviyesi alım için güzel bir fırsat olacaktır. Tekrar 0.6 dolar seviyesinden almak için bu noktada bir kar realizasyonu yapılabilir görüntüsü var. Umarım faydalı olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize güzel bir gün diliyorum.